bahçesine. İlla beni kaldıracaklar şuradan ya. Ablam mutfakta ayrı Avrupa yakası izliyor. Bizimkiler salonda ayrı Avrupa yakası izliyor. Bıktım, evde sürekli Avrupa yakası izleniyor ya. Neyse, kayıtta mıyız? Evet. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ufak bir sıkıntı oldu evde şu anda video çektiğim için. Oradan başka Avrupa yakası sesleri duyuyorum. Burhan'ın sesi geliyor. Oradan başka bir bölümü duyuyorum. Evin ayrı odalarında ayrı ayrı Avrupa yakası bölümleri izleniyor. Ama videomuzda da bağlantılı bir şey oldu değil mi Selim? Bu olay. Çünkü biz de dizilerden bahsedeceğiz. Kesinlikle. Avrupa yakası bence Türkiye'de yapılmış en iyi dizilerden biriydi ama bu kadar fazla olması biraz kusma hissiyatı getiriyor bana. Yine de bu videonun konusunu hemen böyle anlatayım. Bu videomuzda yabancı 5 dizi tavsiyesi vereceğim. Türk dizisi olarak başladık videoya Avrupa yakası falan diye. Ama benim önereceğim diziler yabancı diziler. 5 tane. Bunu internetten artık nereden buluyorsanız izleyebilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Birinci dizi önerimiz. Nedir o? Bu sıralar hatta ama bu sıralar değil de birkaç ay önce çok büyük böyle hype'ı vardı. O dizi Dark. Netflix'in ilk Alman dizisi yanlış hatırlamıyorsam. Dizinin konusunu şöyle aşırı kısaca özetleyecek olursak. Dark'ın çıkış noktası konusu olarak yani çıkış noktası bir Alman kasabasında kaybolan bir genç. Ve bu genci hani arıyorlar ne yapacağız ne edeceğiz falan filan diye bakarken biz dizinin ilerleyen kısımlarında 4 farklı ailenin dramasını izliyoruz. Ama bir yanda da birdenbire böyle bir supernatural, doğaüstü olaylara falan şahit oluyoruz ve bu drama da iyice böyle çetrefilli bir hale geliyor. Dallanıp budaklanıyor, hikayede bu şekilde ilerliyor. Biraz da bilim kurgu. Gerçi evet, tam supernatural değil de hafiften bilim kurgu da diyebiliriz buna. Spoiler vermemek için hani harbiden ne olduğunu söylemiyorum. Eğer böyle hafiften beyin yakan, hafiften değil hatta bayağı beyin yakıyor bazı kısımlarda. Beyin yakan böyle bir dizi izlemek istiyorsanız hani Christopher Nolan'ın yaptığı tarzlarda Inception vari falan böyle bir beyin yakmadan bahsediyorum. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız Dark'ı da seveceğinizden eminim. 2 sezon çıktı değil mi daha? Evet, 3 sezon. Onayladı kendisi evet. Galiba. Tamam, susar mısın artık kediciğim? Neyse. 2 sezon çıktı şu anda, 3. sezonda da final sezonu olacak. Kaçırmayın derim. Gayet güzel bir dizi kendisi. O zaman bir sonrakine geçelim. İkinci dizimiz. Bir önceki videoda da izleyenleriniz varsa bileceklerdir. İzlemeyenler için de şuraya hemen bir tane kart koyayım. Oradan gidip izleyebilir. Zaten izlenmeler aşırı düştü bu sıralar. Canım çok sıkkın her neyse. Oradan bileceklerdir ki ben bir Formula 1 hayranıyım. Ferrari'yi çok severim. Charles Leclerc inşallah seneye şampiyon olur diyorum ve bir sonraki dizi önerimden hemen bahsediyorum. Netflix X'in yaptığı, aslında tam dizi de denemez, hafif belgesel, evet, belgesel tarz tadında bir mini dizi gibi falan da geçiyor olabilir. Drive to Survive. Bu ne anlatıyor peki bu dizi belgesel dediğim şey? Drive to Survive 2018 sezonunda, geçen sezonda yani. Formula 1'de yarışlardan çok Formula 1'in arka planında neler döndüğünü falan bize gösteren bir dizi. Ne tip dramalar dönüyor, takımlar arası çatışmalar neler? Mesela örnek verecek olursam bu spoiler denmez çünkü Formula 1 takip eden adam zaten Red Bull'un falan motor değiştiğini biliyordur. İşte Red Bull'un neden Renault motorundan Honda motoruna geçtiğini anlatıyor veya Ricardo'nun neden Red Bull Bull'dan ayrılıp Renault takımına transfer olduğunu falan anlattığı bayağı güzel bir belgesel, bayağı iyi bir dizi. Size kesinlikle bunu tavsiye ederim. Formula 1 izlemeyen tayfa içinde şunu söyleyebilirim. Hani izlemeyen kişi ne der? Dönüyorlar böyle. 50 tur dönüyorlar arka arkaya. Değil mi? Sen de onlardandın mesela. İşte Formula 1'in dinamiklerini falan bilmeyen insan için Formula 1 böyle bir şeydir. Hani dönüyorlar. Ama aslında diziyi izledikten sonra ne tip şeyler döndüğünü anladıktan sonra Formula 1'e olan ilginiz de artabilir. Umuyoruz ki inşallah da tekrardan Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i izleme şansımız olur. Evet, sen de Formula 1'i önceden takip etmeyen ama Netflix'in bu Drive to Survive'ini izlemiş biri olarak ne düşünüyorsun Selimciğim? Belgesel güzel de dramından güzel. Yoksa Formula işte dönüyorlar bile yani. İşte bu da böyle. Ama belgesel güzel, izleyin. Cahil, kültürsüz. Sen ne kadar iğrenç bir adam oldun. Ben seni yarışlara götürüyorum oğlum ya. Ben mekan güzelliğe geliyorum. Terbiyesiz adam, böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyor. Şimdi video arkasında olduğu için şımardı biraz bu. O yüzden böyle şov yapmaya çalışıyor. Siz buna kanmayın. Drive to Survive'i izleyin. Beğenin. Eminim yani ben bundan, belgesel seven bir insan varsa aranızda sever. Ondan sonra da Formula 1'de takip etme isteğiniz uyanabilir. Benim böyle çok arkadaşım var. O zaman bir sonrakine geçebiliriz. Üçüncü dizimiz değil mi? Üçteyiz. Üçüncü dizimiz pek çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum ama yine de bunu tavsiye etmeyi canı gönülden istiyorum. Çünkü sevdiğim bir dizidir kendisi. Rick and Morty. Rick and Morty'de hemen şöyle kısaca bir bahsedeyim. Rick, Morty'nin dedesi. Ama normal bir dede modeli değil bu. Dünya üzerindeki en zeki insanlardan biri, hatta belki de en zekisi ve çok böyle
böyle hani ne denir? İlginç buluşları olan ve bu buluşlar yüzünden başı bazen belaya giren, farklı boyutlarda seyahat eden ve yaptığı bu maceralı seyahatleri hep Morty'yi de dahil eden bir dede modeli var elimizde. Morty karakterine gelecek olursak da Morty biraz pasif bir karakter, değil mi? Kesinlikle. Yani biraz tam bir Robin. Kesinlikle Robin. Batman'deki Robin. Evet. Ha, tam sidekick diyorsun yani. Tam sidekick. Ama bu biraz da böyle hani tek başına hiçbir işlemiyor. Heh, evet, onu demeye getiriyordum işte. Pasif bir karakter aslında ama her zaman Rick'in yanında. Bazen Rick'le, hatta çoğu zaman Rick'le sürtüşmeler yaşasalar da bu maceralara hep beraber çıkıyorlar ve beraber dönüyorlar. Başka Morty ile alakalı söyleyebileceğimiz herhalde çok bir şey yok. Yok. Morty böyle bir karakter. Ama dizinin sevdiğim yanı, bir tane aşırı baskın karakterin, bir tane de aşırı pasif karakterin ne kadar iyi bir ikili olabileceğini en azından seyirci açısından bize bunu göstermesi benim çok hoşuma giden bir detay Rick and Morty ile alakalı. Bir de hani böyle hafiften bilim kurgu işin içine falan girdiği zaman, özellikle çizgi dizi dünyasında alışık olmadığımız şeyler olduğu için benim Rick and Morty gerçekten hoşuma gidiyor. Sen ne düşünüyorsun Selim? Bu arada Morty'nin pasifliğiyle ilgili bazı teoriler var. Onu da böyle söyleyeyim de aslında pek de pasif bir insan da olmayabilir yani böyle bir şey. Ben bilmiyorum lan o teorileri. Pek daha sonra anlatırım. Anlatsana. Spoiler olur. Ha. Tamam. Spoiler olduğu için bu teoriyi anlatamayacakmış Selim. Bana kayıttan sonra anlatacak. Siz de izlerseniz, bu teorileri araştırırsanız belki bulursunuz. Evil Morty'yi söylememde herhalde bir sıkıntı olmaz ya. Olmaz herhalde. Yani izleyeniniz varsa Evil Morty yazsın, bunun hakkında teorileri okusun. İzlemeyeniniz okumasın. Spoiler yemesin. Böyle. Ha, bir de söyleyebileceğim şey var Rick and Morty ile alakalı. Bu adult çizgi dizi kategorisine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Rick and Morty'yi görüyoruz. BoJack Horseman vardı. Archer. Archer'ı bilmiyorum ben. Archer da çok güzel, onu da tavsiye ederim. Simpsons var. Evet. Ve South Park var. Ki bence mesela kıyaslama yapacak olursak South Park bence Rick and Morty'den iyi dizi abi. Ben izlemedim o yüzden kıyaslama. Ben daha çok seviyorum yani. İyi dizi demeyeyim de yani kime göre neye göre dersiniz ama bence South Park Rick and Morty'den daha iyi bir çizgi dizi bana göre. Ben daha çok gülüyorum. Ama son sezonlar hariç, önceki sezonları daha güzeldi. Eğer izlemeniz varsa bonus olarak South Park'ı da önerebilirim. Bu adult çizgi dizi kategorisini seviyorsanız. Onun dışında çok fazla artık söylenecek bir şey yok. Bayağı söyledik. Ha, bu arada Rick and Morty'nin bayağı bir bölümü tekrar gelecek. 4. sezonu tekrar başladı. 70 bölüm mü 90 bölümüne gelecekti diye açıklama yapmışlardı. Bayağı birkaç sezon için olmadı. Birkaç sezon var önümüzde Rick and Morty için. Acele etmeyin yani. Yavaş yavaş azar azar izleyebilirsiniz. Geçiyoruz sonraki. 4. dizimiz Mandalorian. Bu sıralar bayağı dünya çapında artık popüler bir dizi oldu. Şimdi öncelikle söyleyeyim. Mandalorian zaten daha 5 bölümü yayınlandı. Ben de daha 2. bölüme kadar izledim. Onu baştan söylüyorum. Her şeyi bilmiyorum ama beğendim. Neden beğendiğimden hemen bahsedeyim. Şimdi açıkçası ben öyle çok büyük bir Star Wars hayranı değilim. Severim Star Wars evrenini falan filan. Ama benim için bir Lord of the Rings veya Harry Potter değildir Star Wars. Beni bilen bir arkadaş şu an kamera arkasında duruyor mesela. Yani Yüzüklerin Efendisi eyvallah da Harry Potter. Ben Harry Potter'ı işte daha çok severim. Çünkü hani kitaplarını falan da Harry Potter'ın çok okuduğum, filmlerini de çok sefer izledim. Benim Harry Potter haftam var her yıl biliyorsun. Bence jenerasyonla alakalı. Biz çocukken olabilir, Harry evet. Filmleri çıkıyorduk. Evet. Onun da etkisi vardır elbet. Ama benim için değildir yani Star Wars en azından bir Harry Potter falan. Şey açısından demiyorum tabii, hani teknik açıdan falan değerlendirmiyorum. Ben daha çok seviyorum Harry Potter'ı. Olay bu. Star Wars'a nazaran. Ama hani böyle aşırı büyük bir fan olmamama rağmen son yapılan filmlere karşı ben de çoğu Star Wars hayranı gibi kızgınım. Çünkü bütün evrenin içine ettiler yani son filmlerde. O Last Jedi'larda falan filan. Ettiniz bütün serinin içine. Zaten yazarları şeymiş ya. Game of Thrones'un son sezonunun şeyleri. D&D. Doğrudur. Onlar batırmış zaten. Elinizi kolunuzu attığınız her şeyi batırmışsınız. Yazıklar olsun. Neyse. Mandalorian'ın da ben aslında bu sebepten ötürü sevdim. Çünkü aşırı fanı olmadığım ama yine de son filmlerden dolayı nefret ettiğim bir seriyi tekrar bana sevdirmeyi başardı Mandalorian. Çünkü iyi yapılmış diğer filmlere göre. Yani bu dizi filmlerle kıyaslanınca çok mantıklı ilerliyor ve hikaye anlatımı açısından gayet iyi bir dizi. Filmlere bakın, özellikle filmlerle kıyasladığımda bunu söyleyebiliyorum net bir şekilde. Dizi böyle saçma sapan hatalara bulaşmıyor. Temel olarak bir yol hikayesini ele alayım. Öksürmem bitsin kardeşim, devam edelim sonra. Temel olarak Mandalorian bir yol hikayesini ele alıyor ve bu yol hikayesi çok iyi işlenmiş durumda. Benim böyle yol hikayesi deyince aklıma direkt şey geliyor. Supernatural'ın ilk iki sezonu geliyor. Onun gibi bağladı böyle kendini bana. O yüzden de sevdim. Ayrıca bir ek neden sevdiğimin göstergesi olarak şeyi söyleyebilirim. Baby Yoda karakterinin çok tatlı olması ve internette sürekli mimlerinin, capslerinin dönmesi beni bu diziyi izleme konusunda da biraz teşvik etti. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız
seviyorsanız, Star Wars'u seviyorsanız ve son filmlere karşı gerçekten kızgınsanız Mandalorian biraz sizin bu kızgınlığınızı alabilecek kalitede iyi bir yapım. Ayrıca bu Baby Yoda CGI değil, kukla. O yüzden çok gerçekçi ve bir bakıma tatlı gözüküyor. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. Şu an öğrendim. Daha doğrusu az önce öğrendim, o yüzden o kadar şaşırmadım. O zaman bir ek bilgi daha. Bu diziyi yazan ve yapımcılığını üstlenen Iron Man'in yardakçısı Happy. Ha evet, onu okudum. Hani onu okudum, evet. Sulan. Marvel'ın da o herif bilmem nesi zaten. Aynen. Onu okumuştum şey diye. Bu adam burada diye bu dizi bu kadar güzel falan diye yorumlar falan vardı. Evet ve kendisi bu dizinin başarısından ötürü kendisine Star Wars filmi yazacağı ile ilgili bir şeyler var ortada. Oo bak bu çok öyle güzel haber. Bu çok güzel. D&D'den alsınlar onu, Star Wars'u. Bu herife versinler, tekrar fanları da sevindirirler diye düşünüyorum. Bir iki böyle nottan sonra da Selim, teşekkür ediyorum kardeşim bu notlar için. Bir sonraki diziye geçebiliriz, 5. dizi. Evet, son dizimize gelecek olursak. Son dizimiz benim şu sıralar en sevdiğim dizi. Gerçekten bayıla bayıla izliyorum. Hatta bazı bölümlerini biriktiriyorum şu an. Hemen bitmesini de boşluğa düşmeyeyim diye. Nedir o dizi? Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine nedir? Hemen anlatayım size. Bir sitcom polisiye diyebiliriz. Ama normal böyle bir polis istasyonu düşünmeyin. O kadar aşırı aşırı ciddi davalar falan yok. Davalar ciddi olsa da bunun çözümlerini biz hep mizahi yoldan öğreniyoruz. Çünkü karakterimiz Jake Peralta. Muhteşem bir, hani eşsiz bir karakter olduğu için biz bunların hepsini komik bir şekilde izliyoruz ve gerçekten dizi ilk bölümden itibaren beni tutmayı başardı. Ben sitcomlarda, bu komedi dizilerinde ilk bölüm beni sarmazsa kolayca bırakabilen birisiydim. Ki mesela senin bildiğin bir örnek var bu konuda. Office mi? Office. Ben Office'in ilk sezonunda ilk bölümde 5 dakikada böyle hayatımda hiç sıkılmadığım kadar sıkılmıştım. Bırakmıştım. Sonradan tekrar başladım. Selim beni ikna etti Office tekrar başlamaya. Office kadar komik bir dizi yok. Bence bu listede Office olmalıydı. Office'i bir sonraki listeye koyacağım diye şey yaptım. Onu da detaylı anlatırım Office'i bir sonraki videoda. Office de beni şu anda sardı ama Brooklyn Nine-Nine'in farkı şu oldu. İlk bölümden itibaren beni tutmayı başardı. Çünkü ilk bölümden itibaren harbiden komik olduğunu fark ettim ve izledikçe, karakterleri daha çok tanıdıkça dizi sizi böyle daha bir kendine bağlıyor. Daha çok izleyesiniz, daha çok sevesiniz geliyor. Mesela Terry karakteri abi. Terry'yi ben iyi ki izlemişim de tanımışım şu karakteri diyorum. Aşırı böyle hani kendine has bir karakteri var. Zaten oynayan adam da, buraya fotoğrafını çıkartırım, tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü komedi filmlerinde falan bayağı oynamış bir abimiz. Terry Crews. Gerçek ismi de Terry. Ondan sonra Raymond Holt. Başkomiser karakterimiz. Yine kendine çok has bir karakter. Yani dizinin bütün karakterleri aşırı unik. Aşırı eşsiz böyle gerçekten. O yüzden de dizinin farklı bir havası var. Ve yine de kıyaslama yapacak olursak. Bunu söylediğim zamanlarda genelde linç yiyorum. Ama söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağım. Düşüncem neyse her zaman onu söylemişimdir ve söylemeye de devam edeceğim. Brooklyn Nine-Nine benim gözümde How I Met Your Mother'dan da Friends'ten de, Big Bang Theory'den de iyi dizi kardeşim. Nasıl olsun sana. Abi ben daha çok seviyorum ya. Daha çok gülüyorum bu diziye. Niye suçluyum? Brooklyn Nine-Nine'e güldüğüm için suçluysam suçluyum kardeşim. Ben atın beni hapislere. Kıyaslanmaz be, ayıp ya. Bence kıyaslanır abi. Ki kıyaslamadan da galip çıkacak bir dizi Brooklyn Nine-Nine. Benim gözümde öyle. Sizin fikriniz nedir bilmem. Ama bence böyledir. Brooklyn Nine-Nine çok 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 iyi bir dizi bence. Şimdi Office'le kıyaslıyorum bak. Abi, ama Office'i hiç kıyaslanmadım. Office'i bitirdiğim zaman asıl şeyi düşündüğümü belirtirim. Daha bitirmedim. İzliyorum şu an. Şu an bak mesela Office de benim gözümde şeylerden iyi. How I Met Your Mother'lardan falan iyi. Ha, Brooklyn Nine-Nine'la kıyaslanacak bir dizi mi tartışılır? Aynı türde sayılırlar mı bilmiyorum. Yok, sayılmıyor da. Evet. Ama Office de cidden hani diğerlerinden iyi. Diğerleri ben oğlum. Mesela Big Bang Theory'nin tamam bir yere kadar iyi güzel de çok çok sıktı benim Big Bang Theory. Ben 10 sezon bile izledim ya. İşte çok sıktı. Supernatural gibi bir şey oldu benim gözümde Big Bang Theory. Anladın mı? O yüzden sevmiyorum şu an. Evet. O yüzden Nine-Nine'i hala üstte tutuyorum yani diğerlerine. Nine-Nine de bazen kendini çok tekrar edebiliyor ama yine de komik tekrar ediyor. Evet işte orijinalliğini bozmuyor. Yani orijinalliğini bozmuyor derken tekrar etmenin orijinallikle şey kıyaslanacak yani olmaz ama yine de bunu komik şekilde sunabiliyor seyirciye. Bir şeyi tekrar etse de bir konuyu. Mesela Halloween bölümleri. Evet. Onlar aslında birbirini tekrar eden her sezon olan bölümler. Ama hepsi daha farklı işledikleri için daha farklı bir şekilde güldürüyorlar seni. Çok övdüm Nine-Nine'ı ve son dizimizdi Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine'ı izlemeyeniniz varsa mutlaka izlesin. Tavsiye ederim, komedi seviyorsanız gerçekten çok güleceğinizden eminim. O zaman videonun sonuna geldik artık. Bitti. 5 dizi söyledik ve 5'ini de anlattım. 6'yı da ben koyuyorum. Office izlemeyen gelmesin bile. Office de güzel dizi hakikaten şimdi. Ben ilk bakın Office izleyecek. Hadi bonus olsun 6. diziyi de anlatayım. Evet. Office.
Office'i size hemen şöyle söyleyeyim. Konusunu falan çok anlatmayacağım çünkü anlatılacak adam akıllı bir konusu da yok aslında böyle. Ya bir ofis hayatı resmen. Evet, belgesel gibi çekiyorlar zaten. Hani oyuncular da ona göre şey yapıyor. Bir ofis ortamında belgesel gibi bir şey ama aslında dizi. Hani harbi belgesel değil. Formatı bu dizinin. Ofis hakkında söyleyebileceğim en yegane şey şudur. İlk sezonu dişinizi sıkın izleyin. Ondan sonrası güzel. İlk sezonda çok sıkılacaksınız muhtemelen. Ben çok sıkılmıştım yani. Ki yorumları falan da okudum. Herkes aynı şeyi yazmış. Ben ilk 5 dakikada size diyorum hayatımda sıkılmadığım kadar sıkıldım. Ya Breaking Bad'in ilk sezonu gibi. Evet. Ama Breaking Bad'de şöyle bir şey var. Breaking Bad hani daha böyle drama dizisi olduğu için ona sabredebiliyorsun. Ama Office komedi dizisi olunca hani diyorsun ki lan ben bu kadar niye sıkılıyorum bu dizide bırakabilirsin. İlk sezondaki Diversity Day şeyine bölümüne gülmedin mi? Hangisiydi o? İşte biri Asyalı oluyor, biri Yahudi. Abi o çok güzel. O bayağı iyi bölümdü. İtalyan izliyordu. 6 bölümcük zaten ya. Evet, 6 bölüm 2 saat. 2 saat sabredin, ondan sonra dizi bayağı güzel açılıyor. Ofisi de bonus olarak size tavsiye edebilirim. O zaman harbiden artık videonun sonuna geldik. Burası da çok sıcak olmaya başladı. Dışarı çıkalım biz o zaman artık. Kaydı bitirip. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz şeylerin, bu tarz videoların hani dizidir, filmdir daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. Başka ne diyebilirim? YouTube paralı olacakmış o konuda. Yalan yalan, yok öyle bir şey. YouTube paralı falan olmuyor. Onun olayı ne biliyor musun? Ben anlatayım sana YouTube paralı olacak mevzusunu. Şey abonelik sistemi gibi bir şey geliyor. Şu anda en başta oyun kanallarına yavaş yavaş gelmeye başladı. Abone olun yanında katıl diye bir tane tuş var. Katıla basıyorsun. Twitch'teki gibi paralı bir şekilde şey veriyorsun. Onlar da eğer isterlerse, eğer öyle bir prosedürleri varsa sana böyle para verdiğin için eksklusif content çıkartıyorlar. Yani herkesin izleyemeyeceği şeyleri izleyebiliyorsun. Bu. Ama abone olmak her zaman bedava ve her zaman bedava kalacak. Bu saçma bir şekilde böyle şehir efsanesi halinde yayıldı ama YouTube'da paralı abonelik falan yok. Neyse lafı çok uzattık, artık videoyu kapatayım ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir de şurada bir tane çan olacak, bildirim çanı. Ona da basmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.